Sevgili hastalarım, bugün sizlere toplumumuzda da çok yaygın bir hormonal bozukluk olan polikistik over sendromundan bahsetmek istiyorum. Özellikle halk arasında yumurta tembelliği ya da yumurtalıkların yavaş çalışması diye adlandırılan polikistik over genelde adet düzensizliği, gecikerek adet görme, az adet görme, kıllanma, hormonal değişikliklere bağlı saç dökülmesi, sivilcelenme, erkek tipi kıllanma, anormal kilo artışı dediğimiz özellikle göbek bölgesinde yağlanmayla beliren kilo artışı ve daha çok üreme çağındaki kadınlarda da infertilite yani gebe kalamama, kısırlık problemleriyle bize başvurur hastalar. Başvurduğunda öncelikle iyi bir anamnez alırız. Yani hastalığın ne zamandan beri olduğu, adet düzensizliğinin ne zamandan beri tetiklendiğini sorarız. Bununla birlikte tetikleyen başka faktörler var mı? Yani hormonal bozukluğa bağlı sivilcelenmesi, kıllanması, diğer semptomları var mı diye bakarız. Ultrasonla tanıda da özellikle her iki yumurtalığın etrafında biz inci tanesi diye tarif ettiğimiz kolye tarzında her iki yumurtalığın etrafında birçok kistikle karşılaşırız. Bu yumurtlamanın düzenli olmadığını gösteren en önemli bulgulardan biridir. Bunun yanında özellikle adet sürecinde adetin 2. ya da 3. günü kan testleriyle de tanıyı teyit etmiş oluruz. Normal süreçte hormonal dengeye bağlı vücut metabolizmasında hormonlar bir denge içinde çalışır. Eğer o denge bozulduğunda özellikle erkeklik hormonu yani androjen lehine denge bozulduğunda düzenli yumurtlayama olmadığında androjen seviyesinin yükselmesine bağlı bulgularla da ortaya çıkar. Tanı koyduktan sonra her hastada tabii ki tedavi süreci değişebilir. Çünkü daha çok genç hastalarda yani bekarsa, sadece adet düzensizliği varsa ve ciddi bir hormonal problemi yoksa daha çok adeti düzenlemeye yönelik tedavi uygularız. Ciddi hormonal bozukluklarda yani saç dökülmesi, kıllanma gibi diğer belirtilerin de eşlik ettiği daha ciddi hormonal bozukluklarda genelde doğum kontrol hapı düzeyinde ilaçları daha çok tercih ederiz. Bazen olayın içinde daha ciddi boyuttaysa da endokrin uzmanına yönlendirip endokrinolojik açısından da tedavisine devam etmesini öneririz. Tedavi sürecinde neler yapmaktayız? Tabii ki her hastalıkta olduğu gibi polikistik over sendromunda da kişiye yönelik, hastanın yaşına yönelik ve bulgularına yönelik tedavi planlamaktayız. Genelde özellikle hormonal bozukluklara bağlı bu hastalarda insülin metabolizması bozulduğu için ciddi kiloyla karşımıza gelirler. Özellikle karın bölgesinde kilo artışı. Bunlarda insülin direncini yenmeye yönelik tedavi. Bu ilaç tedavisi olabilir, diyet olabilir, egzersiz ve spor olabilir. Bu şekilde bir tedavi planlarız. Eğer hormonal dengede de bozulma varsa hormonal dengeyi düzenlemek için yani adet düzenini de düzene sokmak açısından ilaç tedavisi de öneririz beraberinde. Hormonal bozukluğun derecesine göre eğer hasta gebelik düşünmüyorsa yani daha genç yaş grubundaysa daha çok adet düzenleyicilerle bunu sağlarız veya üretken çağda ama gebelik düşünmüyor, korunmayı da amaçlıyorsa doğum kontrol hapını daha çok tercih ederiz. Eğer hasta gebelik planlıyorsa hem hormonal bozukluğu tedavi etmek hem insülin direncini tedavi etmek hem de yumurtlama düzenini sağlamak için de daha çok yumurta geliştirici, yumurtlamayı sağlayıcı ilaçlarla tedaviye devam ederiz. Yani her hastada doğum kontrol hapı önermeyiz. Çünkü halk arasında böyle bir yanlış inanış var. Polikistik over doğum kontrol hapı kullandık. Ama gebelik planlıyorsak biz doğum kontrol hapı değil de tam tersi gebe kalmayı planlayıcı bir tedavi öneririz. Burada özellikle tedavide ilaç tedavisi dışında insülin direnci de eşlik ettiği için hayat alışkanlığını değiştirmesini öneriyoruz. Hormonal tedavi dışında beslenme de önemli. Özellikle karbonhidrattan uzak beslenme, aktif yaşam ve spor, egzersiz insülin direncini yenmede oldukça etkili bir yöntem. Çünkü ne kadar az kilolu olursak hormonal bozukluğumuz o kadar az olabilmekte. En yanlış inanışın polikistik over sendromu benim adet düzensizliğim var, tedavi için gittim ama hiçbir faydasını görmedim demek. Polikistik over sendromu bir sendrom. Dolayısıyla hayatımız boyunca özellikle adet gördüğümüz sürece bizimle beraber olabilir. Polikistik over sendromunda doğru bilinen yanlışlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi bu bir sendrom ve genelde doğuştan olan, zaman zaman tabii ki değişiklikler gösterebilen bir sendrom olduğu için menopozal sürece kadar vücudumuzda meydana gelebilecek olan hormonal değişiklikler zaman zaman tekrarlayabilecektir. Bizim yakın takipte olmamız, gerektiğinde tedavi olmamız ve belli aralıklarla da kontrol olmamız gerekmektedir. Çünkü bu hastalıkta tedavi edemediğimizde o hormonal metabolizmadaki bozukluklara bağlı En önemlisi işte kalp hastalığı, kolesterol hastalığı, şeker hastalığı, insülin direncine bağlı. Hatta hormonal dengesizlik çok ileri boyutta olduğunda ileriki yaşlarda rahim ve meme kanseri gibi bir takım kanserlerde de risk artışı olmaktadır. Dolayısıyla hani gençlik döneminden itibaren, ilk adet gördüğümüz yıllardan itibaren daha sonra üretken dönemde ve menopozal döneme kadar zaman zaman takipte olmamız, kontrol altında olmamız, eğer hormonal bozukluk düzeyimize göre de tedavi olmamız bizim ileriki yaşantımız açısından ve kendi sağlığımız açısından önemli olmaktadır.